Bu paylaşımı hazırlarken tüm ön yargılarımı bir kenara bırakmaya gayret sarf ettiğimi bilmenizi isterim. Hazırsanız kaynaklara dayanan videomuza geçelim. Vahdettin'in kimine göre yurttan kaçarak, kimine göre zorunlu olarak çıkmaya zorlanarak, kendisine göre ise Hazreti Muhammed gibi hicret etmek durumunda kalarak çıktığı yurt dışı yılları şimdi okuyacağım şu mektupla başladı. İstanbul İşgal Orduları Başkomutanı General Harrington Cenaplarına. İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere Devleti'ne sığınır ve bir an önce İstanbul'dan başka bir yere götürülmemi talep ederim efendim. 16 Kasım 1922 Müslümanların Halifesi Mehmet Vahdettin. Önce Malta'ya, daha sonra Hicaz Kralı'nın daveti üzerine Mekke'ye gitmişti. Buralarda kısa süreler kaldıktan sonra kendi isteğiyle ayrılmak istemiş ve San Remo günleri başlamıştı. San Remo'yu ona Mısır Prensi Aziz Hasan önermişti. Burada 4 katlı çok güzel ağaçlarla çevrilmiş bir villa kiraladı. Bu villanın adı Villa Nobel'di. Yanında Şehzade Ertuğrul'la beraber yardımcıları da vardı. Toplam 11 kişilerdi. Yani birilerinin ifade ettiği gibi sadece oğluyla bir başına değildi. Fakat kızları ve hanımları henüz İstanbul'daydı. Vahdettin bu yüzden ilk günlerinde ruhen ızdırap içindedir. Bunu özellikle kızına yazdığı mektuplardan anlıyoruz. Öyle ki kızının kendisine az mektup yollamasından şikayetçi oluyor, ruhen zor durumda olduğunu ısrarla satırlarına yansıtıyordu. Mektubunun sonuna dertli baban, hasret çeken baban gibi imzalar atıyordu. Bu mektuplara bu videoyu yaparken de oldukça sık başvurduğum Murat Bardakçı'nın Şah Baba kitabını alarak ulaşabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş videonun başlığındaki konuya giriş yapalım. Vahdettin gurbette 5 parasız mıydı? Elbette 5 parasız değildi. Yanındakilere ve İstanbul'dan gelen ziyaretçilerine para kaptırmasaydı bu videoyu yapmak zorunda bile kalmayacağım derecede bir parası mevcuttu. Vahdettin'in eski eniştesi ve fahri yaveri Zeki Bey en kötü zamanlarda dahi başını kumardan kaldırmıyordu. Parası bittiğinde mücevherleri satıyor, kumarhanelerde, alemlerde çarçur ediyordu. Etrafa saldığı korku sebebiyle kimse tarafından sevilmemesine rağmen ses çıkarılmıyordu. Kumarhanelerde Amerikalı zenginlere kaybettiği paralarla değil bir sultan cenazesi, 100 sultan cenazesi kaldırılırdı. Vahdettin bir seferinde şöyle demişti. Canım efendim, öküz öldü, ortaklık bitti. Bu adam neden hala peşimizi bırakmıyor? Vahdettin'in eşleri ve diğer aile fertleri gelmeden önce zihni sadece hüzün ve ızdırapla dolu değildi. Aklında ailenin kaybedilen topraklarından kalan mal varlığı vardı. Bunları alabilmek için çalışmalar yapmakta, yabancı devlet adamlarından destek istemekteydi. Bir yandan da ölümüne kadar elinden alındığını bir türlü kabul etmediği halife unvanının devamlılığını sağlamak için yine yabancı devletlere mektuplar yollamakta, Mustafa Kemal öncülüğündeki hükümeti şikayet etmekteydi. Ek olarak son gününe dek hilafet kongresi toplantısı için çalışmalar yapmaktaydı. İstanbul'da yoğun ilişkiler içinde olduğu İngilizlerle burada da görüşmekteydi. Savaş yıllarında umudunu İngiliz yanlısı politikaya bağlayan Vahdettin bu huyundan burada da vazgeçmemişti. Fakat İngilizler Vahdettin'e karşı eskisi kadar sıcak değildi. Vahdettin ne kadar kabullenmese de İngilizler Ankara'yı ve mağlubiyeti kabullenmişti. Vahdettin'in yurt dışı yıllarındaki en mutlu anı belki de ailesinin ve eşlerinin yanına gelmesiydi. Özellikle genç eşi Nevzat Hanım'ın yanına gelmesini ısrarla istemiş, dini gerekçeler sunarak gelmesi gerektiğini mektuplar yollayarak belirtmişti. Evlilik olduğunda Vahdettin 60'lı yaşlarında, Nevzat Hanım ise 19 yaşındaydı. Bu genç eşin İtalya'ya gelişi Vahdettin'in sıkıntılarının üzerine perde gibi örtmüştü. Artık Vahdettin'in 11 kişilik ailesi 30 kişiye çıkmış, haliyle masraflar da artmıştı. Hem bu kişilere maaşlar veriliyor hem de eski saray yaşantısı yaşatılmaya çalışılıyordu. Bazı adamların para tırtıklaması parayı yavaş yavaş eritmekteydi. Fakat en büyük gider Vahdettin'in de illallah ettiği, Vahdettin'i tekrar başa getireceklerini söyleyen ve bu uğurda çalışmalar için para alan sözde siyasetçiler ve gazetecilerdi. Bu olayı Murat Bardakçı Şah Baba kitabında şöyle anlatmaktadır. Zeki Bey'in en müsrif bir miras yediye parmak ısırtacak kadar o müthiş israfı yetmiyormuş gibi, bir de teşkilatçı maskesi altında her taraftan Sanremo'ya hücum eden politikacı vurgunların faaliyeti Sultan Vahdettin'in peşini bırakmıyordu. Sultan Vahdettin'i perişan ediyordu. Şah Baba'nın Sanremo'daki ilk günlerinde villalar bu teşkilatçılarla dolup taşıyordu ve hemen her ziyaretçinin maksadı aynıydı. Padişah'tan para koparabilmek. Hükümdara geride bıraktığı tahtını güç kullanarak iade edeceğini vaat edenlerden, çıkaracağı gazeteyle Ankara'yı fikri bakımdan çökerteceğini anlatanlara kadar çeşit çeşit maceracılardı bunlar.
Sultan Vahdettin söylenenlere inandığından değil ama bir hükümdarın sürgünde bile olsa ziyaretine gelen tebaasına ihsanını esirgememesi gerektiğini bildiğinden ziyaretçilere ilk başlarda zarf ile İngiliz lirası dağıtıyordu. Teşkilat senaryoları gün geçtikçe dayanılmaz bir hal aldı. Sultan Vahdettin şöyle demişti. Bizimkilerin teşkilat hikayelerinden o kadar gına geldi ki. Herhangi bir dostumuz geldi demiyorlar mı? Adeta yüreğim hopluyor. Eyvah, yine mi teşkilat diye telaşa düşüyorum. Hele çıkaracağını söylediği İntihak Hak gazetesi için aldığı paraları batakhanelerde har vurup harman savuran Mevlanzade Rıfat'ı hatırladığı zaman hiç olmasa İntihak Hak gazetesi budur diye şu kadarcık bir kağıt parçası bastırıp getirselerdi o kadar gücüme gitmeyecekti. Aldatmak onlar için ne kadar çirkin oluyorsa aldanmak da benim nefsime o kadar ağır geliyor diyecekti. Vahdettin aile fertlerinin artmasıyla birlikte daha geniş bir köşke yerleşti. Üstelik bu köşk diğer köşkten daha ucuzdu. Günler geçtikçe para suyunu iyiden iyiye çekmeye başlamıştı. Belki de bu ucuz köşke geçmek zorunluluktu. Damat Ferit'in işgal yıllarındaki yaveri Ahmet Mümtaz Bey villa hakkında şunları anlatıyor. Nefis bir saray yavrusu olan villa 40 odalı. 15 dönümden geniş bir portakal, limon korosu ve bahçesi bulunan beyaz renkli mükellef bir köşktü. Harem erkanı arasında baş kadını, ikinci eşi ve son eşi Nevzat ve hemşiresi Nesrin Hanımlar bulunuyordu. Ek olarak Sultan Vahdettin'in ikinci hanedarıyla birlikte birkaç da saraylı vardı ve meşhur Mabeyn-i Hümayun tam tertip edilmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün usulleri olanca titizliğiyle korunuyordu. Sultan Vahdettin'in özel hizmetine Natalina isimli ufak tefek sarışın bir İtalyan kız da tayin edilmişti. Bu köşkün tam karşısında küçük ve zarif bir köşk daha vardı. Yaver Zeki bu küçük köşkte kalıyordu. Sultan Vahdettin adamlarına padişahlığı esnasında aldıkları maaşları gurbette de fazlasıyla ve düzenli olarak veriyordu. Bu bol maaştan dolayı yoldaşlarına gün doğmuştu. Hepsi de İstanbul'daki ikbal günlerinde aldıkları maaşlardan yüksek aylık alıyor, ayrıca da Yıldız Sarayı'nın meşhur mutfağını aratmayacak mükellef ve zengin bir mutfağa sahiptiler. Sofra sofra yemekler yetiştiriliyordu. Yıldız Sarayı'nın o zengin ve meşhur mutfağı çeşit ve nefisliğinden çok şey kaybetmeden sarne moda da devam ediyordu. Evet, köşkün durumunu Ahmet Mümtaz Bey'den dinledik. Tabii son zamanlara doğru bu müsriflik yavaş yavaş azaldı. Sıkıntılı günlerde Sabiha Sultan kendi kişisel takılarını dahi sattı. Buradan çıkan parayı Sultan Vahdettin'e veriyordu. Vahdettin'in aile mirası diyerek almaya çalıştığı mülklerden de ses seda gelmiyordu. Bunun için İngiliz görevliler tutmuştu. Bunlardan birisi İstanbul'daki İngiliz ajan Bennett'ti. Her şeye rağmen İslam dünyasından ve sağdan soldan yardımlar gelmiyor değildi. Yine böyle büyük bir yardım geleceği konuşulduğu günlerde Vahdettin odasında yatsı namazı için hazırlanırken damar tıkanıklığı sebebiyle hayatını kaybetti. Yanında son eşi Nevzat Hanım da vardı. Gelecek paraya güvenilmiş olacak ki sağa sola borç yapılmıştı. Vahdettin'in vefatıyla birlikte alacaklılar kapıya dayandı. Tabuta mühür vurdu. Tam bir ay boyunca tabut hacizli kaldı. Eşten dosttan alınan ve aile içinde toplanan paralarla borçlar ödendi ve ailenin aldığı karar doğrultusunda Şam'a gömüldü. Kimi kesimin anlattığı gibi Vahdettin yurt dışında yarı aç yarı tok yaşamamıştır. Ruhen büyük ızdıraplar çekmiş, günde 5-6 paket sigaralar içmiştir. Fakat 40 odalı köşklerde yaşamış, emrinde onlarca hizmetli bulunmuştur. En az 30 kişi köşkünde tek emrine bakmaktadır. Sağa sola kaptırdığı paralar ve yakın çevresindeki bazı kişilerin kumar ve alem merakı olmasaydı, tabutuna haciz de gelmez, yakınlarından para istemek zorunda da kalmazdı. Son günleri sebebiyle ona acıyan kişilere şu soruyu sormak gerekir. Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetindeki Anadolu 600 yıl boyunca ne haldeydi? Bugün filmlerde ve dizilerde Osmanlı'yı ve sosyal hayatı İstanbul'dan ibaret gördüğümüzden her yeri öyle sanıyoruz. Fakat Anadolu insanının hali işler acısıdır. Her neyse, Vahdettin 600 yıllık Osmanlı saltanatının en tarihsiz padişahlarından biridir. Bunda hiçbir şüphe yok. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda ağır bir yenilik alan imparatorluğun başına geçmiştir. Kendi deyimiyle kendini bu göreve hiç hazırlamamıştır. Padişahken aldığı kararlar, güvendiği şahıslar hep yanlıştır. Bu kararlar nedeniyle Anadolu'nun birçok yere işgal edilmiş, kadınlara, kızlara tecavüz edilmiş, ecdatların mezarlarına Yunanlar tarafından kurşun sıkılmıştır. Daha birçok acı olay yaşanmıştır. Fakat bunlara girmeye gerek yok. Direnmek yerine teslimiyet bayrağını çekmiş ve İngilizlere sonsuz güvenmiştir. İngilizler ne dediyse onu yapmıştır.
bu siyasetin kendisine babasından miras olduğunu söylemektedir. Yurt dışında da İngilizlerle ilişkisini koparmamış, hatta İtalya'daki köşkünde İstanbul'daki İngiliz işgal birlikleri komandanı General Harrington ve karısıyla birlikte çay içmiştir. Vahdettin'in hatalarına dönecek olursak damat Ferit faktörünü de atlamamak lazımdır. İngiliz yanlısı politikaların baş mimarı damat Ferit'tir. Sürgün günlerinde damat Ferit'in yurdu terk ettiğini duyduğunda çapkın, hem devleti bu hale koydu hem gitti diyecektir. Bu videoda özellikle Vahdettin'in kuvacıları asi ilan etmesi, birçok paşanın hakkında idam fermanı çıkarması gibi konulara girmedim. Sadece beş parasız gitti, sefalet içinde yaşadı ve sefalet içinde hayatını kaybetti söylemlerine yanıt vermeye odaklandım. Vahdettin bir tercih yapmıştır. Ülkenin İngiliz yanlısı politikayla kurtulacağına inanmıştır. O ve Osmanlı ailesi bu yanlış tercihin bedelini ödemiştir. Başka uluslardaki gibi topluca bir hanedan katliamı da yaşanmamıştır. Vahdettin sürgün kararından önce, geri kalanlarsa sürgün kararından sonra yurttan ayrılmışlardır. Fakat şunu da unutmamak gerekir. Osmanoğlu ailesi ilk zamanlarda topraklarına kattığı birçok Türk beyliğini sürgün etmiş, dağıtmıştır. Hatta sürgün edilen ve Balkanlara göç ettirilen beyliklerden bir tanesi de Karamanoğlu Beyliği'dir. Karamanoğulları Beyliği Mustafa Kemal'in atalarıdır. Her neyse, konuyu çok dağıtmadan şu temenniyle videoyu bitireyim. Bu video altında eleştiri alacaksam da umarım benim Vahdettin'le ilgili okuduğum kitapların onda biri kadar kitap okuyan birinden eleştiri alırım. Abone olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.